Zengin öğretmen Selda'nın sınıfında eski kitaplara yer yok. Yeni herkesin yepyeni bir iPhone'u var. Bu tür kuralların Sanem'in sınıfına aykırı bir şekilde olması üzücü. Kitaplar kelimenin tam anlamıyla toz saçıyor. Ve Belçim eski bir Zula'yı bulduğu için şanslı. Bugün zengin bir öğretmenle kimya dersinde periyodik tablodaki altın elementini inceliyorlar. O halde altın bir elbiseyle konuyla dikkat çekme zamanı. Sanem laboratuvar işini yapıyor. Ve bir şeyler ters gitti. Öğretmen nereye gitti acaba? Alışılmadık bir üniforma seçimi. Ama pratik. İlginç. Selda için bu kadar komik olan şey ne? Komik sınav cevabı mı? Oh hayır. En sevdiği sitcom izliyor ve notları 100. Ve üzücü sahneler olduğunda çocuklar 0 alıyor. Başarısız olan kişi değerlendirmenin mantığını anlamaz. Çünkü her şeyi doğru yapmıştır. Ama Selda tartışmalardan hoşlanmaz. Ve Tekin boş sınav kağıdına rağmen fazladan artı istemeyi başardı. Sanem'in test kontrolü neredeyse tüm gün sürüyor. O çok yorgun ve çok aç. Bu kocaman hamburger de nereden geldi? Her neyse, önemli değil. Açlığını gidermek istedi. Hayır, birinin sınav kağıdıydı. Birisinin kesinlikle dinlenmeye ihtiyacı var. Zengin Selda'nın dersleri 3 boyutlu gözlüklerin yardımıyla geçiyor. Vay canına, hologramları öğrenmek çok heyecan verici. Çocuklar cihaz konusunda heyecanlanırken, o arkadaşlarıyla Turum Turum Food'un son bölümünü kanalında izleyebilir. Ne kadar heyecan verici. Hadi tüyelim buradan. Görünüşe göre Belçim bu soruyu gerçekten cevaplamak istiyor. Tüm çarpmaları bir kerede hızlı bir şekilde çözmesine yardımcı olacak bir pratik bilgi biliyor. Vay canına, bu harika. Pekala, kim hiç cevap vermedi? Bazen öğretmenler işlerinde birbirlerine yardım etmek zorundadırlar. Özellikle ödemesi ise. Şimdi Sanem bir sürü sınav kontrol etmek zorunda. Hayır. Selda dinlenirken Sanem çok çalışıyor. Kesinlikle her şeyi zamanında yapmayı başaramıyor. Ama Sanem parayı aldı. İşini yapmak zorunda. Sanem ve Selda'nın öğrencilerine karşı tutumu çok farklı. Birisi fakir bir öğretmenin dersine geç kalmaya karar verirse, size bağırmak için 101 neden bulur. Önemli olan bu ses dalgasından uzaklaşmamak. Para yağmurunu kaçırmamak için Selda'nın dersine geç kalmayınız. Selda için hediye zamanı. Peki sevgili öğrenciler, onun için ne hazırladı? iPhone 11. Çoktan modası geçmiş durumda. Sanem'in öğrencileri de onun için bir hediye hazırladı. Öyleyse içinde ne var? Patlayıcı bir karışımla eski bir şaka. Ancak öğretmen gülmek istemiyor. Boom! Ve çocuklar da buna kandı. Herkesin tatmin olması güzel. Serenay zor bir sorunun cevabını kesinlikle bilmiyor. Ama bir sınıf arkadaşından bir ipucu alabilir.
şimdi kopya çekmeye devam ediyor. Böylece öğretmen onu fark etmeyecek. Görünüşe göre birisi suçüstü yakalandı. Tekrar sınav olması lazım. Selda bugün çok yorgun. Bu yüzden güvenlik görevlisi gözetiminde halledecek. O gerçek bir terminatör. Süper görüşüyle öğrencileri yasak eşyaların varlığına karşı tarar. Aha! Yakaladım. Seni hain. Ne var orada? Kopya kağıtları ve tatlılar. Belli ki bazıları yeniden sınav olacak. Ders derstir ve öğle yemeği zamanında olmalı. Bu arada sadece öğrencilerin molaya ihtiyacı yoktur. Öğretmenler de küçük bir atıştırmalık yiyebilirler. Ancak sandviçin nefis kokusu parasını evde unutan aç tekini cezbetti. Fakir bir çocuğu yiyeceksiz bırakmak imkansız, değil mi? Çaya razı olması gerekiyor. Ups, birisi annesinin aramalarına cevap vermeyi unutmuş. Aynı zamanda bazı kötü şeylerle de besleniyor. Belli ki birisi cezalandırılacak. Sanem bir hiç uğruna yiyecekleri boşa harcadı. Pekala, burada neler oluyor? Ne kadar güzel. Bu gerçek bir yüz. Bu tam bir şaheser. Şüphesiz yüz. Okan ne yapıyor? Neden görevini tamamlamıyor? Boya yoksa çok renkli şekerler kullanabilir. Sadece Okan bu pratik bilgiye sahip. Selda'nın sınıfında çocuklar çizimleri için para alırlar. Gerçek para. Bu motivasyon açıkça genç sanatçılara fayda sağlayacaktır. Vay canına, gerçek bir şaheser. Bunun için çok para ödemesi lazım. Ya da hepsini. Şimdi tatlılarla gerçek bir ziyafet çekebilir. Ya da açık arttırmaya koyabilir. Sınıftaki ana kural, öğretmenin anlattıklarını dikkatlice takip etmek ve yanlış zamanda göz kaçırmak. Görünüşe göre çocukların tahtadan hızlıca kopyalama dersi almaları gerekiyor. Çarpma işlemi öğrenciler için zorsa ne yapmalı? Bazı ilginç şeylere başvurmak daha iyidir. Ve ayrıca doğru çözümün karşılığını vermek gerekir. Sınav puanlarını öğrenme zamanı. Hayır. Tekin başarısız oluyor. Patates kızartması mı? O halde notunu sahte yapabilir. İşte böyle. Zengin öğretmen de sıfır bile utanç verici değil. Bununla birlikte sınıftaki birçok kişi notun lezzetli bir parçasını kapmak istiyor. Böyle abur cuburlar varken gözlerini açık tutması lazım. Selda'nın öğle yemeği molası daha çok şık bir restorana gitmeye benziyor. Aynı zamanda Sanem sandviç yemeye razı olmak zorunda. Ne lezzetli bir limonlu ıstakoz. Sanem de alışılmadık bir şeyler istiyor. Sadece bazı nedenlerden dolayı alkışları hiç bu şekilde çalışmıyor. Selda'nın aksine... Sanem isteklerine dikkat etmeli. Moladayken en sevdiğimiz atıştırmalıkların tadını çıkarma zamanı. Sadece Sanem'in küçük kabında gerçek bir boşluk var. Eski bir çay poşetiyle yetinmek zorunda. O kadar kötü değil. Zengin olmak ve hiçbir şeyi reddetmemek güzel. Sadece bu dilenciler onun huzur içerisinde yemesine izin vermez. Birkaç arama ve çocuklar mutlu oldu. Wow, büyük bir dondurma. Oreo, Snickers ve çırpılmış krema. Daha lezzetli ne olabilir? Zengin Selda sabahı yatakta kahvaltıyla başlıyor.
Profesyonel bir makyaj sanatçısı makyajda yardımcı oluyor. İşte başlama zamanı. Fakir Sanem bütün geceyi sınavları kontrol ederek geçirdi ve dersi başlarken o uyuyakaldı. Sanem kıyafetlerini değiştirmeye mi karar verdi? Öğrenciler bundan oldukça memnun. Öğretmenin dolaplarında neyin saklı olduğunu hiç merak ettiniz mi? Sanem'in dolabı tamamen kitaplarla dolu. Peki ya Selda? Dolap bir el iziyle açılıyor. Selda'nın dolabında da mı kitaplar? Hayır, oldukça etkileyici bir zula var. Sevdiğiniz bir öğretmene şaka yapmaktan daha iyi ne olabilir? Sadece Dilşah, Selda'nın özel güvenliğini unutmuştu. Temiz ya da değil. Sınıf arkadaşlarının yardımına güvenmemeli. Ve uygun bir ceza alacak. Sanem'in öğrencileri de benzer bir şakaya hazırlanıyorlar. Ama yine de üzgün görünmüyor. Artık poster düzgün bir şekilde asılacak. Hangisi daha önemli? Bilgi mi yoksa para mı? Bu soru öğretmenler arasında her zaman tartışmalıdır. Öğrencilerin her ikisini de kavraması gerçek bir başarı olsa bile.